Hazır mıyız böyle? Ya Allah. OB bir efsane, OB efsane. Hocam 5 dakika sonra çıkmıyormuşum, nasıl olacak? Öyle mi bilmem. Evet abi, oluyor değil mi abi, öyle bir hakkım var değil mi? Var var, kazısıyla var. Öner mi Erdem abi? Eyvah, müşterin geldi abi. Çek. Bir tane oradan çıksın. Ablamla beraber. Buradayız. Bir de buraya bakıyoruz. Gel abi. Buraya gel kardeş. Sıra. Gelin ilk beşe bakalım. Yaklaşık 20 yıllık bir futbol hayatım var. Kocaeli'de, özellikle Kocaeli'de farklı kulüplerde futbol oynadım. 2016 yılında Nisan ayında bir karaciğer nakli operasyonu oldu. Bununla beraber futbolu bırakmıştım aslında. O yıllardan sonra da bir türlü nasip olmamıştı bir jübile yapmak. Arkadaşlarımız da bize böyle bir jübile tertip ettiler. Karaciğer naklinin hikayesi de 2016'da bir arkadaşım, 4. göbekten amcamızın oğlu, oksalazi adında bir rahatsızlığı vardı. Aynı küçük kardeşinde aynı hastalıktan toprağa vermiştik. Böyle bir hastalık geçirdi. Önce böbrek nakli olması gerekiyordu. Böbrekleri iflas etti. Diyalize girdi. Sonra böbrek nakli için uygun donör bulundu. Ama karaciğerle alakalı da verecek kimse yoktu. Ben de sporcu olduğum için sağlıklı hissederek kendimi karaciğer donörü olmak için canlı bir şekilde böyle bir karar verdik. Tabi bunu verirken yine kendi ailem, annem, babam, eşim, arkadaşlarım, çevrem, sosyal çevrem çok da bana katkı destek sağladılar. Böyle bir karar aldık. Onun da hayata tutunmasına belki bir nebze vesile olduk. O da şimdi sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. O da burada olmayı çok istiyordu açıkçası. Ama nasip olmadı. İnşallah Şubat ayında gelecek. Yılın belli bölümlerinde bir araya geliyoruz. Maşallah var, iyi bir şekilde, sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Açıkçası şöyle oldu. Tabii bu karaciğer naklinden sonra biraz insan bu hususla alakalı çekiniyor. Hani bunun bir reklamı vesairesi olur mu diye. Açıkçası biz de çekindik. İlk etapta çok fazla dillendirmedik. Sonrasında Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyatımız olmuştuk.
Gidip gelirken orada bununla alakalı donör olanlar, yani işte kendi evladı, kendi çocuğu ya da işte ablası donör olacak insanlar, bununla alakalı çok korkularına şahit olduk hastanede kontrole gidip gelirken. Biz dedik hani ben bu karaciğer nakline oldum. Çok sağlıklıyım, güçlü, kuvvetliyim. Kendi hayatımı her bir şekilde devam edebiliyorum. İnsanlara da bunu anlatarak onları da bu nakil olayına bir nebze belki vesile edebiliriz. Onları destekleyebilir, teşvik edebiliriz diye. İnsanlara artık bunu anlatmaya karar verdik açıkçası. Tabii burada ya basına da ben çok teşekkür ediyorum. Ne kadar insana ulaşabilirsek bizim için de muazzam olur. Çünkü çok çok fazla nakil bekleyen, hem kadavradan nakil bekleyen çok çok fazla hasta var. Organ bağışını da buradan destekliyorum sizin vasıtanıza. Teşekkür ediyorum. Benim açıkçası bir korkum olmadı. Çünkü kendisine böyle bir karar aldığında sorgulamadım bile. Destek olma, yanında olmayı tercih ettim. Her zaman yanındaydım. O yüzden bir sorgulama ya da bir karşı çıkma durumu olmadı. Birlikte beraber güzel bir şekilde atlattık bu süreci. Ramazan bizim gururumuz. Doğduğu günden beri, bugün evelallah, geldiğimiz bugüne kadar her zaman en iyisini yapmıştır. Bugün de biliyorsunuz jubilemizi yaptık. Her zaman desteksiz olduk. O da bizim yüz akımız olmuştur. Ramazan o dönemlerde de diğer nakli yaparken de zaten biz hep yanındaydık, destekledik kendisini. Şükürler olsun bugüne geldik. Bir sorun yok, problem yok. Gururluyuz. Tebrik ederiz.